Bu videoda çevresel ve genetik faktörlerin karmaşık dünyasına dalarak bir bitkinin boyunu veya bir hayvanın büyüklüğünü neyin belirlediğini keşfedeceğiz. Çevresel faktörlerden başlayarak, bunlar bir organizmanın yaşam alanı içindeki koşulları kapsar. Sıcaklığı göz önünde bulundurun. Organizmalar genellikle aşırı soğuk veya sıcaktan kaçınarak belirli bir aralıkta gelişirler. Yiyecek ve suya erişim, bitkiler için güneş ışığı geniş büyüme alanı ve bitkiler için toprağın kalitesi gibi faktörlerin tümü büyümede çok önemli rol oynar. Diğer taraftan genetik faktörlerimiz var. Her organizma, bir plan gibi davranan DNA'yı ebeveynlerinden miras alır. Bu DNA, organizmanın ulalabilir maksimum boyutunu, büyüme hızını, şeklini, rengini ve diğer özelliklerini tanımlar. Peki bu iki faktör grubu nasıl etkileşime giriyor? Bir organizmanın genetik yapısı potansiyel büyüme sınırlarını belirlerken çevre bu sınırlara ulaşılıp ulaşılamayacağını belirler. Örneğin bir bitki genetik olarak diğer bitkilerden daha yüksekte olma kapasitesine sahip olabilir ancak yeterli ışık ve su alamazsa ya da hava çok soğuksa potansiyel yüksekliğine ulaşamayabilir. Benzer şekilde, kendisini büyük olmaya yatkın kılan genlere sahip bir hayvan, yeterli besinden yoksun olması veya aşırı kalabalık bir yaşam ortamında yaşaması durumunda tam boyutuna ulaşamayabilir. Devasa bir pasta tarifiniz olduğunu, ancak bunu pişirmek için gerekli malzemelerin veya fırın alanının bulunmadığını hayal edin. Yaşamın geniş alanında hem çevre hem de genler, organizmaların büyümesini ve gelişmesini düzenleyen yardımcı iletkenler olarak hareket eder. Biyolojinin heyecan verici karmaşıklığını vurgulayan, doğa ile yetiştirme arasındaki hassas dengedir.